Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Taksim'de İstiklal Caddesi'ndeyiz. Yine bir röportaj videosuyla geliyorum. Çok basit bir mantık sorusu soracağım. Bilene 5 lira vereceğim. Şimdi bütçe kısık olduğu için sorumuz şu. Afrika'da yeni doğan bir çocuğun dişleri hangi renk olur? Çok basit. Bil, paranı al. Sen duymazsan sana da soralım. Eğer duyarsan gel sen de dur yanında. Gel, gel. Zencilere karşı, ligalara, yabancılara karşı aran nasıl? Seviyor musun yabancıları? Fazla seviyorum. Ama denk gelirse güzel dinliyorsun. Aynen. Tamam eyvallah. Sana çok güzel bir sorum var. Bilirsen 5 lira alıyorsun. Tamam. Afrika'da yeni doğan çocukların dişleri hangi renk olur? Beyaz. 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 Beyaz mı? Beyaz. Beyaz mı? Eminim. Eminim. Bilemedim. Niye? İşleri olmaz ki. Nasıl güzel ek... Patlamıyor değil mi görüntü? Kardeşim merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nerelisin baba? Nereli? Suriyelisin. Evet. Suriyeli olup böyle yakışıklı olmak nasıl bir duygu? Annem Türk'te, ondan. Buraya gel. Adam. Yabancılara karşı alakan nasıl? İyi, iyi. Şimdi sana sorumu soruyorum, paranı alıp gidiyorsun, bu kadar. Tamam. Yalnız soruya hemen cevap vermen lazım, doğru mu? Bu Afrika'daki çocukların, hani açlıktan ölen çocukların durumunu biliyorsun. Peki Afrika'da yeni doğan çocuğun dişleri hangi renk olur? Sarı. Sarı. Adamsın. Bu kadar basitti işte, bu kadar kolay bir soru. Eminsen? Eminim. Son karar. O zaman 5 lira senindir diyeceğim. Yeni doğan çocuğun dişleri olmaz. Oo. Oo. Buraya gel, gel buraya. Buradan Suriyelilere ön yargıyla ulaşmamanız gereken bir şeyi söylüyorum. Çünkü ekmeğiyle, şerefiyle, namusuyla çalışan o kadar çok insan var ki, bu kardeşimiz de onlardan biri. Eyvallah. Var mı söylemek istediğim bir şey? Allah razı olsun senden de. Hadi kendine iyi bak. Güzel gel. Ama. Bir de bizimdir ya. Adam, yabancılara karşı ilgin alakan var mı böyle? Hayır. Hani yabancı müziktir, zencilerdir. Hiç sevmem şey. Ya. Neşet Ertaş, sen adamsın kardeşim. Bir soru soracağım, çok basit ve tek bir cevap ama seri cevap vereceksin. Ben zor soru adamıyım ama basit cevap veririm. Tamam, basittir, benim için cevap verirsin. Tamam. Eyvallah. Afrika'daki çocukları biliyorsun, açlık, zor durumlar evet. Var. Hani bu açlıktan ölen insanlar var. Afrika'da yeni doğan çocuğun diş dengi hangi renk olur? Evet. Adamsın, bu kadar basit bir soru. Hani zor soru sormadığımız için de özür dileriz. Hani basit. Evet, ben zor şey adamlayayım da yani. Zor soru adamlayayım da. Eminsin yani beyaz. Beyaz eminim. Tamam. Yok hayır hayır ya. Kurban olduğum para için şey yapma. Ha. Para zaten buradan bir dilenciye verirsin. Afrika'da yeni doğan bir diş, çocuğun dişi olmaz. Evet. Ha. Beyaz dedin ya, o yüzden buraya gel. Gel. Doğru diyor ha. Fenerzi olduk. Yanlış anlama ama İstanbul'daki Erzurum'u vururuz. Ben yani zor soru adamıyım ama basit şeye cevap veririm. Ama ben sana bir şey diyeceğim. Sen çocuk dedin ya. Ya. Bebek demedin. Bunda farkındasın çocuk değil mi? Çocuk dedim. Yeni doğan çocuk. Ama yeni doğan bebek olur. Çocuk da olmaz. Burada bu da benim... Burada bu da çıkar tamam mı? Tamam bir bir. Bak hiç arkadaşınız on numara. Nasılsın abi? İyisin. Keyfin hali neyin? Nerelisin abi? Sirpisin. Emeğin yani. Sen çam emeğin. Bak bu güzeldi. Senin yabancı müzik dinliyor musun abi? Afrika'daki bu sokakta kalan, açlıktan ölen çocukların durumunu biliyorsun. Nasıl duyuyorum. Bir durumdadır, duyuyorum. Nasıl bir vaziyette. Görüyorum. Kalbimiz hep buruktur. Aman, Instagram'dan vesaire her şeyden. Aynen abi, hepsinde görüyoruz. Peki Afrika'da yeni doğan çocuğun diş rengi ne olur abi? Beyaz olur. Beyaz olur değil mi? Budur. Benim hemşerim bak yeri bambaşkadır ha. Sirtlidir bu şarayı, böyle bir baka abi. Bu ne abi? Birbirine verirsen abi, bu işler sorumuzun şeyidir. Yalnız eminsin değil mi? Diş rengi beyaz olur. Bence beyaz olur. Yani ama yeni doğan çocuğun dişi olmak. Abi sen de doğru söylüyorsun. Sen baştan sen abi. Yok. Siirt'e buradan saygılarımız, sevgilerimiz. İstanbul Eminerler'de. Abiyle al kaydımızı. Nasıl görüntü, güzel mi? Ya abi merhaba. Merhaba. Nasılsın abi, iyi misin? İyiyim. Nerelisin abi? Giresun. Oh, Giresunlusun. Peki yabancı müziklere ilgin nasıl? Fazla dinlemiyor musun? Ama denk gelince böyle Eminem, Rihanna. Var. Onlar olur yani. Onlar olmazsa onlar olur. Daha iyi. Daha bilen olmadı. Sana ben o kadar söyleyeyim ama çok basit. Ama amiyane bir soru olmaz. Yok yok öyle. Sadece tek soru, tek cevap. Trik, başka bir şey yok. Afrika'daki bu aç kalan çocukları, açlıktan ölen çocukların durumunu biliyorsun abi. Değil mi? Biliyorum. Hepsi hani zor durumda. Bazen bakış makış da yapıyoruz. Peki Afrika'da yeni doğan çocuğun diş rengi ne olur? Diş rengi. Ha, rengi normal. Beyaz.
Adamsın abi. Gönül isterdi bir şey vereyim, sen de burada bir yumurta yapmak ismet. Çocuğa yollar. Sen başlarsın. Giresun'a selamlar alın. Yabancı müzikle aranız nasıl? Yani. İyi. Pek yok mu size? Tamam. Şimdi size bir soru soracağım. Yalnız soruya hemen cevap olabilirsem. Soru iki kişilik olduğu için 5 lira 5 lira vereceğim. Bileceksiniz, alacaksınız, gideceksiniz. Bu kadar, okey mi? Tamam. Şu son dönemlerde çıkan olayları biliyorsunuz. Afrika'da açlıktan ölen çocuklar muhabbeti var biliyorsunuz değil mi? Afrika'da yeni doğan çocukların, bebeklerin dişleri hangi renk olur? Yani bak ne güzel, kolaydı değil mi? Basit. Doğru mu? Yani bu da bizim de böyle basit bir sorumuz vardı. Çiftsiniz. Güzel. Çift değilsiniz ama niyetim var gibi. Yok. He tamam var, bu çocukta var. Yeni doğan çocuğun da dişleri olmaz. Mantıklı değil, gerçek. Ama şöyle bir şey yine veriyorum, al kardeşim. Bunda utanılacak bir şey yok biliyorsunuz değil mi? Al. Sen kraliçe gibisin, al, sıkıntı yok. Merhabalar, nasılsınız? Biraz söz alayım, kurban olayınız. İyiyiz, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Kurban oluyor. İşte bu, bak ses tonu bu güzeldi. Yabancı müzikle aranız nasıl? Kötü. Bu Afrika'da zencilerin durumu falan vardı. Yani açlıktan ölen çocuklar var, zor durumda kalanlar var. Bu muhabbetleri biliyoruz. Yardım kampanyaları düzenliyor. Biz de ona göre bir soru oluşturduk. Afrika'da bu yeni doğan bebeklerin, çocukların dişleri hangi renk olur diye. Beyaz. Yani. Beyaz değilsen siyah değilsen ya. Diş niye siyah olsun? Abi bak, niye siyah olsun? Bak öyle beyaz, bir şey beyaz. Söz konusu. Beyaz değil. Anlaştık. Evet. Yeni doğan bebeğin dişi olmaz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Tamam, nerelisin? İmalisin. Sen? Diyarbakır. Şimdi biraz rahat diyebilirim. Diğerleri böyle bizi farklı görmesin diye hep böyle bir beyefendi mütevazi tavırlar takılıyorum. Şimdi benim bir tane mantık sorum var. Buyurun. Bilirseniz 5 lira 5 lira veriyorum. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık abi. Tamam. Yabancı müzikle aranız nasıl? Teşekkür yok falan. Son dönemlerde Afrika'da aç kalan, sokakta kalan, açlıktan ölen bebeklerin muhabbetlerini duyuyorsunuz değil mi? Hep böyle bunun sıkıntıları var. Şimdi sorumuz da onun üstüne değerli. Afrika'da yeni doğan bebek ve çocuğun dişi hangi renk olur kurban? Beyaz. Sen? Beyaz değil mi? Adamsınız. Bak Mardin gururu, Diyarbakır gururu. Mardin, Diyarbakır'da, İstanbul'da emin ellerde. Öyle söyleyeyim. Alın kurbanı. Şimdi bunu niye veriyorum? Bu 5 lirayı verme amacımı açıklayayım. Sorunun cevabını bilemediniz. Ben bu anı kalsın diye verdim. Yeni doğan... Ne yapmışsın? Yeni doğan bebeğin dişi olmaz. Onlar dişsizdir ya. Ama anımız kalsın diye bir sıra verdim. Tamam, bu anı unutmayalım. Teşekkür ederim baba, gel. Sen ne yapın? Benim? Tavdip ediyoruz seni abi. Tamam abi, tamam, bunu da izlersen zaten. Tamam. Yenge kurban, görüşürüz Allah hemen başın üstüne. Eyvallah. Aynen. Sen parayı göster yeter abi. Numara da alırız, öpücük de alırız, sen rahat ol abi. Eyvallah baba. Özgüvenli olmak çok güzel, rahat ol abi. Biz Bağcılar'dan gelmişiz abi. Bir de Bağcılar'da. Geçen Bağcılar'da yaptım yürüyüş yolundan. Ha ona oradaydım. En son şey izledim abi, Diyarbakır'ı gezdirdin ya. Şimdi başlıyoruz, tamam mı baba? Tamam abi. Tamam ya, okey miyiz? Dostum merhaba. Merhaba abi. Merhaba kardeşim, nasılsın, iyisin? Merhaba, keyifler nasıl? Çok şükür. Asıl sen nasılsın abi, İstanbul'a hoş geldin sen. Hoş bulduk baba. Allah razı olsun. Şimdi size bir sorum var. Soruya hemen cevap veriyorsunuz. 5 lirayı alıp gidiyorsunuz. Başka büyük hiçbir şey yok. Yabancı müzikle aranız nasıl? Hoş diyor. Hoş, güzel. Dinliyorsunuz. Ben yani yabancı Kürtçe dinliyorum abi. O da bizimdir. O sıkıntı değil. Aynen. Afrika'da bu açlıktan ölen çocuklar var. Bu muhabbeti aynen duyduk. Aynen. Kampanyalar yapılıyor. Hani hepsi gerçekten sıkıntılı ve zor günler. Yemek yok, yesinler. Şimdi onun üzerine biz de bir soru bulduk. Afrika'da yeni doğan bir bebeğin, çocuğun dişi hangi renktir? Abi yeni doğan bebeğin dişi olmaz. Yalnız erkek olarak bu soruyu bilen tek kişisiniz. Ciddi misin abi? Allah bin bereket versin. Sen bir soru daha patlatsan bize. Paran yok oğlum. Sana paran yok, yolunu buldum. Baktım 5 saat değil, 5 daha abi, 5 daha. Sen bir soru daha sor, tamam mı? Para istemiyorum. Yok, başka sorum yok. Bugün böyleydi. Bugün tamam, böyle güzel abi, bir abi seni görmek bizim için en büyük para. Ben İstanbul'a hoş geldin. Başlayın baba, Allah razı olsun. Gel. Şey yapalım, bilmeyene de vereceğiz inşallah. Çünkü artık para elimizde kaldı. Kalsın istemiyoruz. Sonuçta bir anı bırakıyoruz kendimize. Öncelikle merhaba, nasılsınız? Çok şükür, teşekkür ederim. Yabancı müzikle aranız nasıl? İyi değil mi size? Peki son zamanlarda bu Afrika'da açlıktan ölen çocukları biliyorsunuz. Bayağı bir problemler, sıkıntılar, hatta kampanyalar yapılıyor bunun için sürekli. Biz de bunun üzerine bir soru soralım dedik. Afrika'da bu yeni doğan çocukların dişleri hangi renk olur? Olmaz.
Ben zekilik akıyordu ondan fark ettim. Şöyle buyurun vereyim. Sen bilmedin ama veriyorum. Çünkü kalmaması lazım. Al kanka. Teşekkürler. Ha? Rahatına bak, teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugünkü röportajımızda 100 lira falan para bozdurduk. Bize bir 5 lira kaldı. Videonun içerisinde bazen bilmeyene de verdik, bazen bilmeyene vermedik. Zaten bilene parasını verdik. Bir konsept kurup o konseptin üzerinden net ilerleyelim demedik. Gönlümüze göre olanı hareket ettik. İçimizden nasıl geliyorsa öyle davrandık. Bu tarz videoları böyle samimiyeti yakalamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Taksim İstiklal mevzusu bugünden sonra bitmiştir. Bitmiştir derken bu videomuz burada bitti. Bu arada kalan beşi de o bizim bir deli vardı buralarda. Ona bırak, ona sonra çıkalım. Ha? Hadi.